Tanrı ne kadar yüce, her şeyin üstünde güçlü ve görkemli. Gökler yüceliğini beyan eder. Gökyüzü onun ellerinin ne kadar harika işleri olduğunu gösterir. Gün be gün onu anlatır. Gökyüzü her gece onu tanıtır. Gökleri yaratırken Tanrı yeryüzünü de yarattı. Ve yerin tozundan insana şekil verip ona hayat nefesini üfledi. Sevgi Tanrısı insanoğluyla ilişki kurabilmek için erkeği ve kadını kendi benzerliğinde yarattı. Böylece başlangıçta onlar Tanrı'ya saygı gösterip onu onurlandırdı ve Tanrı'yla uyum içinde yaşadı. Şeytan, kadını yasaklanmış meyveyi yemesi için ayartana kadar bu böyle devam etti. Kadın meyveyi erkeğe verdi ve o da yedi. Meyveyi yemekle insanoğlu Tanrı'ya isyan etti ve kendi yoluna gitti. Bu günahın sonucu olarak İnsanoğlu Tanrı'dan ayrıldı ve Adem bahçesinden kovuldu. Ama Tanrı yine de insanoğlunu sevdi. Yarattıklarından ayrı kalmak hiçbir zaman Tanrı'nın isteği değildi. Ama insanoğlunu günahı için cezalandırmazsa Tanrı nasıl kutsal ve mükemmel adalet kaynağı olabilirdi? Kutsal kitabında Tanrı dünyayı yargıdan kurtarma tasarısını açıklar. Bu tasarının yerine geldiğini gören ilk insanlardan biri İbrahim'di. İbrahim doğru bir kişiydi. Tanrı onu kutsayacağını ve soyunu denizdeki kum ve gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağını vaat etti. İtaatini görmek için Tanrı İbrahim'den oğlunu kendisine bir sunu olarak kurban etmesini istedi. İbrahim Tanrı'ya güvendi ve ona itaat etti. Ama oğlunu kurban etmek için bıçağı kaldırdığında Rabbim meleği ona engel oldu. İbrahim'in Tanrı'dan korktuğunu ve ona itaat etmeye hazır olduğunu gördü. Sonra İbrahim boynuzlarından çalılara takılmış bir koç gördü ve oğlu yerine Tanrı'ya onu sundu. Böylece Tanrı İbrahim'e günah için geçici bir kurban olarak bir kuzu ya da benzeri bir hayvanın sunulması gerektiğini gösterdi. Ta ki Tanrı'nın insanlığın günahlarının cezasını ödemek için sağlayacağı son kurbanı gönderene kadar. Günahın insanlığı Tanrı'dan ayırmasına karşılık sunulan kurban bozulmuş ilişkiyi düzeltecekti. Kutsal yazılar dünyanın günahları için ölmek üzere gelecek olan son kurbandan bahseder. Tıpkı koç İbrahim'in oğlunun yerini aldığı gibi
gelecek olan da insanlığın yerini alacaktı. Öyle ki insanlık bağışlansın. Kimileri gelecek olan bu kişiye Mesih diyordu. Dünyayı Tanrı'yla sonsuza dek barıştırmak üzere gelecekti. Mesih gelmeden yüzlerce yıl önce peygamberler onunla ilgili birçok ayrıntılı ön bildirilerde bulundular. Yaşaya peygamber Mesih'in doğumunun mucizevi olacağını söylemişti. Bakire bir kız gebe kalacak ve ruhsal anlamda Tanrı'nın oğlu olacak bir çocuk doğuracaktı. Mika peygamber Mesih'in Betlehem'de doğacağını söylemişti. Zekeriya peygamber de Mesih'in Yeruşalim'e bir sıpaya binmiş olarak gireceğini ve Yahuda tarafından ihanete uğrayacağını söylemişti. Yeşaya Mesih geldiğinde neler yapacağı konusunda peygamberlikte bulundu. Rabbim meshettiği kişi yoksullara müjdeyi iletecek, yüreği ezik olanların yaralarını saracak, tutsaklara serbest bırakılacaklarını ve Rabbin halkını kurtaracağı anın geldiğini ilan edecekti. Peki kimdi bu Mesih? İlk yüzyılda İsa adlı bir peygamber ortaya çıktı. Bazıları peygamberlerin söz ettiği kişinin o olduğunu düşündü. Bu olabilir miydi? Hayatı onun hakkında yapılan peygamberlikleri tamamlıyor muydu? İsa bir peygamberden öte miydi? İzleyecekleriniz görgü tanıkları tarafından kutsal yazılarda kaleme alınmış hikayesidir. İsa'nın rolünü bir oyuncu üstleniyor. Hiçbir oyuncu İsa'nın rolünü oynamaya layık olmasa da bizim onun hayatını anlamamız ve hayatından öğrenebilmemiz için birisinin onu oynaması uygun görüldü. Ben Luka. Aramızda olup bitenleri özenle araştırmış olarak size düzenli bir biçimde anlatmayı uygun gördüm. Böylece size öğretilenlerin doğruluğunu bilesiniz diye. Sezar Augustus'un Roma İmparatoru, Büyük Herodes'in Yahudilerin kralı olduğu günlerde Tanrı meleklerinden Cebrail'i Nasıra kentinde yaşayan bir bakireyi ziyarete gönderdi. Bakirenin adı Meryem. Korkma Meryem. Sen Tanrı'nın lütfuna erdin. Hamile kalıp bir erkek çocuk doğuracaksın. Çocuğun adı İsa olacak. Ama nasıl olur? Ben bakireyim. Kutsal Ruh senin üzerine inecek. Doğuracağın çocuk yüce biri olacak. Kendisine Tanrı'nın oğlu denecek. Onun egemenliği sonsuza dek sürecek. Böylece Meryem kuzeni Elizabeth'i ziyarete gitti. Mucizevi bir şekilde Elizabeth de hamileydi. Elizabeth! Meryem! Sevgili Meryem! Ha! Kadınların en kutsalı. Senin doğuracağın çocuk da kutsal olacak. Çünkü sesini duyduğum an karnımdaki çocuk sevinçle kıpırdadı, sevinçle. Kalbim yüce Rabbimi över. Ruhum kurtarıcımız olan Tanrı'yla sevinir. Bugünden sonra tüm kuşaklar beni kutsal diye adlandıracaklar. Ey Nasıra halkı! Duyduk duymadık demeyin. Sezar Augustus'un fermanıyla bir sayım yapılacaktır. Bu nedenle Celile ve Yahudiye bölgelerinde oturanların hepsi atalarının doğduğu kent ya da kasabada derhal kayıtlarını yaptıracaktır. Müzik
Meryem de kaydını yaptırmak için sözlüsü Yusuf'la birlikte Yahudiye'deki Bethlehem kasabasına gitti. Ama Bethlehem'de kalacak yer bulamadılar. Gecelemek için bulabildikleri tek yer basit bir ahırdı. Ülkenin o bölgesinde bazı çobanlar geceliğin sürülerini beklerlerdi. Tanrı'nın meleği onlara göründü ve birden Tanrı'nın görkemi onları sardı. Bugün Davud'un kentinde kurtarıcınız, efendiniz Mesih doğdu. Çobanlar samanlıkta yatan bebeği görmeye gittiler. Dünyayı kurtaracak olan Mesih'in doğduğu müjdesini herkese ilk ileten onlar oldu. Bir hafta sonra sünnet zamanı geldiğinde bebeğe İsa adı verildi. Meryem ve Yusuf çocuğu alıp Tanrı'ya adamak için onu Yeruşalim'e götürdüler. Tapınakta iyi ve dindar bir adam vardı. Adı Simeon'du. Tanrı ona Mesih'i görmeden ölmeyeceğine dair söz vermişti. Allah'ın vermiş olduğu sözü tuttun. Bu kulun artık huzur içinde ölebilir. Bu gözler senin sağladığın kurtuluşu sonunda gördü. Bu çocuk Tanrı tarafından seçildi. Tanrı ikinizi de korusun. Yusuf ve Meryem, Musa peygamberin yasasına göre tüm görevlerini yerine getirdikten sonra Yeruşalim'den ayrılıp Nasıra'ya geri döndüler. İsa 12 yaşına geldiğinde Yusuf ve Meryem onu Fısıh bayramını kutlamak üzere Yeruşalim'e götürdüler. Geri dönmeye hazırlanırlarken İsa'nın yanlarında olmadığını gördüler. İsa onlardan uzaklaşıp geride kalmıştı. Onu aramak için kente döndüler. Üçüncü gün tapınakta onu din bilginleriyle otururken buldular. Böyle sorular soran bu küçük kimin çocuğu acaba biliyor musun? Nasıralıdır efendim. Bizi terk ettiğini sanmıştı. Lütfen bağışlayın onu efendim. Onu dinleyen herkes hayran kalmıştı. Oğlum, neden bunu bize reva gördün? Babanla birlikte seni aradık durduk ve çok merak ettik. Ne için beni aradınız? Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? İsa onlarla birlikte Nasıra'ya döndü. Akılca ve bedence gelişti. Tanrı'nın ve insanın gözünde yüce bir yere ulaştı. İmparator Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye valisi Platus, Celile'nin yöneticisi de Kral Herodes'ti. Hanan ve Kayafa da din başkanlarıydı. Tanrı'nın sözleri çölün orta yerinde Yahya peygambere ulaştı. Oradan da Şeria ırmağı boyunca yayıldı. Günahlarınızdan dönün, vaftiz olun. Tanrı günahlarınızı bağışlayacaktır. Yeşaya peygamber kitabında bizlere şöyle der. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçeceği patikaları düzleştirin diye sesleniyor. Her vadi doldurulacak. Her dağ, her tepe alçaltılacak. Dolambaçlı yollar doğrultulacak. Engebeli yollar düzleştirilecek.
O zaman Rabbin yüceliği görülecek ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir. Ne yapmamız gerekiyor? Evet, söyle bize, ne yapmalıyız? Ey engerekler soyu! Ne yapmamız gerekiyor? Yardım et bize. Evet, ne yapacağız? İki gömleği olan birini gömleği olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceğini olmayanla paylaşsın. Hocam, biz vergi memuruyuz. Ne yapmamız gerekiyor? Gerektiğinden fazla vergi almayın. Peki ya biz? Biz ne yapmalıyız? Kimseden zorla para almayın. Kimseyi yalan yere suçlamayın. Aldığınız ücretle yetinin. Söyle bize, Mesih sen misin? Mesih sen misin? Söyle. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Tanrı'nın kutsal ruhu bir güvercin biçiminde İsa'nın üzerine kondu. Gökyüzünden bir ses, "Sen benim oğlumsun, senden hoşnudum," dedi. İsa kutsal görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Şeria ırmağından kutsal ruhla dopdolu dönmüştü. Bu ruh onu çöle götürdü. Orada 40 gün süreyle şeytan onu ayartmaya çalıştı. Bu süre boyunca İsa hiçbir şey yemedi. Sonra yılan biçimine bürünmüş şeytan ona göründü ve dedi ki, "Eğer sen Tanrı'nın oğluysan bu taşı ekmeğe çevir." Kitap der ki, insan yalnız ekmekle değil Tanrı'nın her sözüyle yaşar. Sonra şeytan ona yüksekçe bir yerden dünyanın tüm ülkelerini gösterdi. Tüm bu gücü ve tüm bu serveti sana veririm. Bunların hepsi bana teslim edildi. Ben de onları dilediğime verebilirim. Bana taparsan bütün bunlar senin olacak. Kitap der ki, efendin olan Tanrı'ya tapacaksın. Yalnız ona kulluk edeceksin. Bu sefer de şeytan onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. Sen Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağıya. Çünkü bir ayet der ki, Tanrı meleklerine seni korumalarını buyuracaktır. Ayakların taşa çarpmasın diye melekler seni elleri üzerinde taşıyacak. Bir başka ayette der ki, efendin olan Tanrı'nı sınamayacaksın. Thank you.
Sonra İsa büyüdüğü kent Nasıra'ya geldi. Yahudilerin ibadet günü olan Şabat günü İsa her zamanki gibi bir havraya gitti. Orada Yeşaya peygamberin kitabından bir bölüm okumasını istediler. Rabbin ruhu üzerimdedir. O beni müjdeyi yoksullara iletmek için seçti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlerin gözlerinin açılacağını duyurmak için beni gönderdi. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak. Tanrı'nın halkını kurtaracağı zamanın geldiğini bildirmek için beni gönderdi. İyi konuşuyor. Kutsal kitabın bu sözleri bugün gerçekleşti. Kitap gerçekleşti mi? Ama bunları sadece Mesih gerçekleşti. Doğru söylediğini nereden bilir? Kuşkusuz ey hekim, sen önce kendini iyileştir deyimini hatırlayacaksın. Başka yerlerden de duyduk. Aynını burada, kendi yurdunda yap diyeceksiniz. Size şunu söyleyeyim. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul edilmez. İsa bunları söylemekle kendini Mesih, yani Tanrı'nın insanlığı kurtarmak için seçtiği kişi ilan etti. Yahudilerin birçoğuysa Mesih'i reddettiler. Onu uçurumdan aşağı atmak istediler ama o kalabalığı yarıp geçti. Celile'nin Kefernahum kentine geldi. Roma işgalinin etkileri her yanda belli oluyordu. Halk kendilerini zulümden kurtaracak olan Mesih'i özlemle bekliyordu. Sana esenlikler dilerim. Ben de size efendim. Acaba kayığın beni alır mı Simon? Elbette. Bizi bırakıp gitmeyecek değil mi? Konuş bizimle ne olur. Bırakma bizi ne olur. İsa konuş bizimle. Bir gün dua etmek için iki kişi tapınağa gitmişler. İçlerinden biri dini lider, diğeri ise vergi memuruymuş. Dini lider öne çıkıp kendi başına dua etmiş. Tanrım sana şükürler olsun, ben başkaları gibi aç gözlü, ahlaksız ve namussuz değilim. Sana şükürler olsun ki şuradaki vergi memuru gibi değilim. Ben haftada iki kez oruç tutarım. Gelirimin onda birini sana atarım. Buna karşılık biraz uzakta duran vergi memuru başını göğe bile kaldırmadan, göğsünü döverek demiş ki, Tanrım bu günahkar kuluna merhamet et. Size şunu söyleyeyim ki, Tanrı katında aklanmış olarak evine dönen dini lider değil, vergi memuruydu. Çünkü kendini büyük gören alçalır, alçak görense yükselir. Kayıklarınızla derin sulara açılın. Ve balık tutmak için ağlarınızı atın. Ah efendim, bütün gece var gücümüzle çalıştık ama hiçbir şeyi tutamadık.
Ama madem ki siz söylüyorsunuz, ağlara atacağız efendim. Yakup, Yuhanna. Yakup, Yuhanna, kayığınızı buraya yaklaştırın. Bize yardım edin. Çabuk. Gelemeyiz. Bizim ağlarımız da dolu. Artık yeter. Bu kadarı yeter. Uzaklaşın benden efendim. Ben günahkar bir insanım. Korkma. Bundan böyle insanları yakalayacaksın. Ölümden sonra kişiyi cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum. Ondan korkun. 5 serçe 2 bakır paraya satılmıyor mu? Ve bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Başımızdaki saçların hepsi sayılıdır. Siz serçelerden çok daha değerlisiniz. Geliyor, bakın geliyor. İsa, ne olur İsa, bize yardım et, yardım et bize. Kızımı, yavrumu kurtar. Henüz 12 yaşında. Ölmesini istemiyorum. Lütfen merhamet, merhamet. Yahir, çok üzgünüm. Yardım et dostum İsa. Dostum kızın öldü. Hocayı rahatsız etme. Korkma. Yalnızca iman et, kızın iyileşecek. Ağlamayın. Kız ölmedi. Sadece uyuyor. Çocuğum. Kalk. Bak kalktı. Yiyecek bir şeyler verin. Burada olup bitenlerden sakın söz etmeyin. Bundan sonra İsa, Matta Levi adında bir vergi memuru gördü. Matta kapıda oturmuş, gümrük vergilerini topluyordu. Beni takip et.
İsa dua etmek için bir tepeye çıktı ve bütün geceyi orada dua etmekle geçirdi. Gün doğunca da öğrencileri arasından 12 kişiyi seçip yanına çağırdı. Kaya anlamına gelen Petrus adını verdiği Simon. Kardeşi Andreas. Yakup. Yuhanna. Filipus. Bartalmay. Matta. Thomas. Alfay oğlu Yakup. Yurtsever diye tanınan Simon. Yakup'un oğlu Yahuda. Ve ileride İsa'ya ihanet edecek olan Yahuda İskariot. İşte İsa'nın 12 elçisi. Siz yoksullara ne mutlu. Tanrı'nın egemenliği sizindir. Şimdi aç olanlara ne mutlu, siz doyacaksınız. Şimdi ağlayanlara ne mutlu, siz güleceksiniz. İnsanlar benden ötürü sizden nefret edip size hakaret ettiği zaman ne mutlu size. Bunlar olunca sevinin, sevinçle coşun. Cennetteki ödülünüz büyük olacaktır. Onların ataları da peygamberlere aynı şeyi yaptılar. On altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. İşte hepsi bu kadar. Ne demek hepsi bu kadar? Vay halinize şimdi zengin olanlar. Rahatınız bir gün sona erecek. Zengin. Zengin olmak istemiyor. Aklından zoru olmalı. Vay şimdi gülenlerin haline. Sonra yas tutup ağlayacaksınız. Ey sizler, öldüğünüz zaman vay halinize. Atalarınız da eskiden peygamberlere öyle yaptılar. Sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vuran olursa, öbür yanağınızı çevirin. Eğer biri ceketinizi alırsa, gömleğinizi ondan esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Sizin malınızı alandan onu geri istemeyin. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de öyle davranın. Yalnızca sizi sevenleri severseniz bunda övünecek ne var? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yapmakta övünecek ne var? Bunu günahkarlar bile yapar. Ona nasıl dokunabilir? Ayşe'yle nasıl konuşabilir? İğrenç, utanmalı yaptığından. (Gülüyor)
Hayır. Düşmanlarınızı sevin. Onlara iyilik yapın. Karşılığını beklemeden borç verin. Daha sonra alacağınız ödül büyük olacaktır. Yüce Tanrı'nın çocukları olacaksınız. O kötülere ve nankörlere bile iyi davranır. Siz de babanız Tanrı gibi merhametli olun. Kurtar bizi İsa! Kimseyi yargılamayın ki size yargılanmayasınız. Suçlamayın ki siz de suçlanmayasınız. Bağışlayın ki sizi de bağışlasınlar. Efendim, yol göster bize. Verin ki size de verilsin. Hangi ölçüde verirseniz o ölçüde geri alırsınız. Bir kör başka bir köre yol gösteremez. Buna kalkışırsa ikisi de çukura düşer. Kardeşinin gözündeki kıymığı görüyorsun da kendi gözündeki merteği neden fark etmiyorsun? Bize yol göster Efendimiz. Sana muhtacız Efendimiz. Ne mutlu seni doğuran, seni emziren anneye. Asıl Tanrı'nın sözünü duyup ona itaat edenlere ne mutlu. Bu adamı tanımak isterdim. Sence o adam Mesih olabilir mi? Bu Ferisi İsa'yı yemeğe davet etti. Ve İsa onun evine gidip yemeğe oturdu. Hadi çocuklar yatın artık. Dediğimi duydunuz, yatın artık. Bunlar hep böyle. Yapmadıkları yaramazlık kalmaz. Bu kadının burada ne işi var? Bilmiyorum. Bu adam gerçekten peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim olduğunu bilir. Onun nedenli günahkar bir hayat sürdüğünü bilirdi. Ben bu kadının kim olduğunu biliyorum Simon. Bak sana bir şey anlatayım. İki kişinin bir tefeciye borcu varmış. Birininki 500, öbürününki 50 gümüşmüş. İkisi de borçlarını ödeyememişler. Alacaklı ikisinin de borcunu bağışlamış. Hangisi alacaklıyı daha çok sever? Sanırım daha fazla bağışlanan. Doğru dedin. Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim. Sen bana ayaklarımı yıkamam için su bile vermedin. Ama o gözyaşlarıyla yıkadı, saçlarıyla kuruladı. Sen beni öperek karşılamadın. Oysa geldiğinden beri durmadan ayaklarımı öpüyor. Sen başıma sürmek için yağ hazırlamadın. Ama o ayaklarıma güzel kokular sürdü. Sana şunu söyleyeyim. Gösterdiği bu büyük sevgi onun günahlarının bağışlandığını kanıtlar. Az bağışlanan az sevgi gösterir. Günahların bağışlandı. İmanın seni kurtardı. Esenlikle git. Tanrı'nın egemenliğini müjdelemek için İsa 12 elçisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Kötü ruhlardan kurtulmuş olan bazı kadınlar, Mejdelli Meryem, Kral Herodes'in saray yöneticisi Kuzan'ın karısı Yohanna ve Suzanna da onlarla birlikteydi.
Roma'nın Celile'ye tayin ettiği kukla kral Herodes, kardeşinin karısıyla evlenmesini hoş karşılamayan Yahya peygamberi hapse attırmıştı. Yahya peygamberin öğrencilerinden biri ona gördüklerini anlatıyordu. Ne oldu? Nain kentinin kapısından bir cenaze çıkıyordu. Ölen dul kadının tek oğluydu. Kadını görünce İsa'nın kalbi acıyla doldu. Ölünün bedenine dokunup dedi ki, delikanlı sana söylüyorum ayağa kalk. İşte o zaman ölü doğrulup oturdu ve böylece İsa onu annesine bağışladı. Öyleyse git İsa'ya şunu sor. Yahya'nın gelecek dediği sen misin? Yoksa başkasını mı bekleyeceğiz? Efendimiz, uyanın. Efendimiz. Yahya peygamber bizi bir soru sormaya gönderdi. Beklediğimiz sen misin, yoksa başkasını mı bekleyeceğiz? Gidip Yahya'ya görüp duyduklarınızı anlatın. Körler görüyor, topallar yürüyor. Ne mutlu benden şüphesi olmayanlara. Gel seni omzuma alayım. Şimdi görebiliyor musun? İsa'yı görüyorum. İkincinin biri tohumunu eker. Tohumları serpiştirirken tohumların bir kısmı yol kenarına dağılır. Ayak altında çiğnenir. Gökteki kuşlar tarafından yenir. Bazıları kayalık yere düşer. Düşen tohumlar filizlenince susuzluktan kuruyup gider. Bazıları dikenlerin arasına düşer. Ve dikenler büyüyünce onları boğar. Bazıları da iyi toprağa düşer. Ve o tohumlar büyüdüklerinde 100 kat ürün verirler. Efendimiz, kalabalıkta konuşurken neden hep benzetmeler kullanıyorsun? Tanrı'nın egemenliğinin sırları size verildi. Ama başkalarına bunlar benzetmelerle anlatılır. Bunlar bakan ama görmeyenler, işiten ama anlamayanlar için. Benzetmelerin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarına düşen tohumlar sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir ve onlar inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alıp götürür. Kayalık yerlere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden kişilerdir. Kök salamadıkları için ancak bir süre inanırlar. Ama denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenlerin arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşam kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan insanlardır. Onlar olgun ürün veremezler. İyi toprağa düşen tohumlar, sözü işitince onu itaatkar ve iyi bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Hiç kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Ya da onu gizlemez. Aksine içeri girenler ışığı rahatça görsün diye onu yüksekçe bir yere koyar. Açığa çıkarılmayacak gizli bir şey yoktur. Bilinmeyecek ve aydınlığa çıkmayacak saklı bir şey yoktur. Öyleyse iyice dinleyin. Çünkü az şeyi olana daha çok verilecek. Ama hiçbir şeyi olmayanlar kendisinde var sandığını da yitirecek. Efendim, annenle kardeşlerin dışarıdalar. Seni görmek istiyorlar. Benim annem ve kardeşlerim Tanrı sözünü işitip ona itaat edenlerdir.
Bir gün İsa elçileriyle birlikte bir kayığa bindi. Hadi gölün karşı kıyısına geçelim dedi. Kayıkta giderlerken İsa uyuyakaldı. İmanınıza ne oldu? Ve Gerasa bölgesine geldiler. Orada içinde kötü ruhlar bulunan bir adamla karşılaştılar. Benden ne istiyorsun? Yalvarırım, beni cezalandırma. Adın ne senin? Dümen. Efendim, yalvarırız, bizi cehenneme göndermeyin. Şu domuzların içine sığınalım. Hey! Geri dönün! Geri dönün! Geri dönün diyorum! Adamın içinden çıkan şeytanlar domuzların içine sığındılar. Geri dönün! Domuzlar göle atlayıp koyuldular. Çek git buradan! Büyücü seni. Bizi kendi halimize bırak. Çek git buralardan. Ne işin var burada? Git buradan. Bizi mahvettin, defol. Nereye gidersen git, peşinden gelirim. İzin ver. Evine dön. Ve Tanrı'nın yaptığını anlat. İsa ve 12 elçisi halktan ayrılarak Betsaida kentine çekildiler. Fakat bunu öğrenen halk İsa'nın ardına düştü. Akşamüstü Petrus İsa'nın yanına geldi. Efendimiz,
Halkı buradan gönder. Civardaki köylere, çiftliklere gidip yiyecek ve barınak bulsunlar. Burası çok ıssız bir yer. Onlara siz yiyecek verin. Ama yalnızca 5 ekmeğimizle 2 balığımız var. Ulu Tanrı, evrenin hakimi, topraktan ekmek yaratan yüce Tanrı, sana şükürler olsun. Bu bir mucize. İnanılmaz, bu bir mucize. Halk benim kim olduğumu sanıyor? Bazıları senin Yahya peygamber, bazıları da İlyas olduğunu söylüyor. Diğerleri ise eski peygamberlerden biri dirilip geri döndü diyor. Peki ya sizler? Sizce kimim ben? Sen Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Bundan hiç kimseye söz etmeyin. İnsanoğlu acılar çekecek, reddedilecek. Ölüme mahkum olup öldürülecek. Ama üçüncü gün ölümden dirilecek. Ha-shamay mesapim kvodel ומסה מגיד רכיה יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחווה דעת. Benimle gelmek isteyen var mı? Ben seninle gelirim efendim. Ama önce aileme gidip onlara veda etmeliyim. Saban sürerken dönüp arkasına bakan kimsenin Tanrı'nın egemenliğinde yeri yoktur. Benimle gelmek isteyen önce kendini inkar etmeli. Her gün çarmıhını yüklenip beni izlemeli. Kendi canını kurtarmak isteyen onu kaybeder. Benim uğruma canını verense onu kurtarmış olur. İnsan tüm dünyayı kazanıp da öz varlığını kaybederse bunun ne yararı olur ki? Şimdi benden ve benim sözlerimden utanan varsa, Tanrı'nın oğlu da babasının ve kutsal meleklerin görkemiyle geldiğinde ondan utanacaktır. Şunu bilin ki, buradakilerden bazıları Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölmeyecek. Sonra İsa, Yuhanna, Yakup ve Petrus'u yanına alıp dua etmek için tepeye çıktı. Dua.
dua ederken birden İsa'nın yüzü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. O anda iki kişi görünüp onunla konuşmaya başladılar. İlahi bir ihtişam içinde olan bu iki peygamber Musa ve İlyas'tan başkası değillerdi. Sen Tanrı'nın amacını gerçekleştireceksin. Yeruşalim'de öleceksin. Onlar ayrılırken Petrus İsa'ya dedi ki... Efendim, iyi ki biz buradayız. Üç tane çardak kuralım. Biri sana. Petrus konuşurken birden bir bulut sardı onları. Elçiler korkmuşlardı. Bulutlardan bir ses yükseldi. O benim oğlum, onu ben seçtim. Sözlerini dinleyin. Efendim, efendim, yalvarırım oğluma bak. Ne olur, ne olur ona yardım et. O benim biricik yavrum. Kötü ruhu kovmalar için elçilerine yalvardım. Ama yapamadılar. Ah, imansız ve baştan çıkmış nesil. Daha nice burada kalıp size tahammül edeceğim. Getir oğlunu buraya. Yahya'nın öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret lütfen. Şöyle dua edin. Gökteki babamız adın kutsal olsun. Egemenliğin gelsin. Gökteki gibi yerde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Bizi zor tecrübelerden geçirme. Bizi kötülükten kurtar. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır. Her arayan bulur. Ve kapıyı çalan herkese kapı açılır. Aranızda oğlu balık istediğinde yılan veren ya da yumurta istediğinde akrep veren bir baba var mı?
Sizler ne denli kötü olsanız da çocuklarınıza iyi şeyler vermek istersiniz. Öyleyse gökteki babanızın dileyenlere kutsal ruhu vereceği daha kesindir. Size şunu söyleyeyim. Yaşamınızda ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Çünkü yaşam yemekten daha önemlidir. Beden giyinmekten daha önemlidir. Kargaları düşünün. Ne ekerler, ne de biçerler. Ne kilerleri vardır, ne de ambarları. Ama onları Tanrı doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hanginiz kaygılanmakla ömrünü uzatabilir? Bu basit şeyi bile yapamıyorsanız, başka şeyler için hiç kaygılanmayın. Zambaklara bakın, nasıl büyürler. Hiç çalışıp çabalamadan. Oysa Kral Süleyman bile tüm görkemi içinde onlar kadar güzel görünmemiştir. Eğer Tanrı bugün var olup yarın ocağa atılan yabani otu bile böylesine süslüyorsa, sizi çıplak bırakmayacağı daha kesindir. Ey siz imanı az olanlar! İmanımızı arttır. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsaydı şu dut ağacına derdiniz ki kendini köklerinden sök, denize at. O da sözünüzü dinlerdi. Zaman günahı teşvik eden şeyler olacaktır. Ama vay günaha teşvik edene. Bu küçüklerden birini günaha sokmaktansa boynuna taş bağlayıp kendini denize atsa daha iyi. Tanrı'nın egemenliği neye benzer size anlatayım. Adamın biri tarlasına bir hardal tohumu eker. Bitki gelişir, ağaç olur. Dallarında kuşlar yuva yaparlar. Ne demek istediğini pek anlayamadım. Neden vergi memurları ve diğer günahkar kişilerle yiyip içiyorsun, söyler misin? Sağlamlara değil, hasta olanlara hekim gerek. Ben saygıdeğer kişileri değil, günahkarları tövbekâr olmaya çağırıyorum. Tanrı'nın egemenliği hakkında daha fazla bilgi verir misiniz? Sakın korkmayın ey küçük sürü. Tanrı size egemenliği bağışlamaktan mutludur. Bütün mallarınızı satın, paranızı yoksullara dağıtın. Kendinize eksilmeyecek bir kese bulup cennette servet edinin. Oradaki servet hiç eksilmez. Çünkü hiçbir hırsızın eli oraya ulaşmaz. Hiçbir güve bozamaz. Çünkü servetiniz neredeyse yüreğiniz oradadır. Ey kadın, derdinden kurtuldun. Çalışıyoruz. Şifa istemek için o günlerden birini seçin. Cumartesi kutsal günümüzdür. Sizi iki yüzlüler. Hangi biriniz öküzünü ya da eşeğini yemlikten çözüp cumartesi günü suya götürmez? Şeytanın 18 yıldır tutsak ettiği İbrahim'in torunlarından olan bu kadın cumartesi günü kurtarılamaz mı?
Merhametli hocam, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım? Neden bana merhametli dedin? Merhamet yalnızca Tanrı'dan gelir. Tanrı'nın buyruklarını biliyorsun. Zina yapma. Adam öldürme. Kimseyi yalan yere suçlama. Annene babana saygı göster. Küçüklüğümden beri bütün buyruklara itaat ettim ben. Yapman gereken bir şey daha var. Varını yoğunu satıp parasını yoksullara dağıt. Çünkü asıl serveti cennette bulacaksın. Ondan sonra gel beni izle. Ama biz tüccarız. Zenginiz. Zengin bir insan için Tanrı'nın egemenliğine girmek ne zor. Bir zenginin Tanrı'nın egemenliğine girmesi bir devenin iğnenin deliğinden geçmesinden çok daha zor. Öyleyse kim kurtulabilir? İnsan için imkansız olan Tanrı için mümkündür. Tam olarak nerelerde bu Tanrı'nın egemenliği? Tanrı'nın egemenliği gözle görülür nitelikte değildir. Hiç kimse, bak işte burada, işte orada diyemez. Çünkü Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. Gün gelecek, insanoğlunun günlerinden birini görmeyi arzulayacaksınız ama göremeyeceksiniz. Nasıl şimşek çakıp gökyüzünü baştan başa aydınlatırsa, insanoğlunun tekrar gelişi de öyle olacaktır. Ama önce acı çekmesi ve insanlar tarafından reddedilmesi gerek. Kutsal yasadan en küçük bir ayrıntının bile yok edilmesi, gök ve yerin yok olmasından daha da zordur. Şunu söyleyeyim ki, birçok kral, peygamber gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. İşittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Biz ne yapmalıyız? Kutsal yazılar ne diyor? Yazılanları nasıl yorumluyorsunuz? Tanrın olan Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi haklısın, seveceksin. Haklısın, bunları yap, sonsuz yaşama kavuşursun. Komşum kim benim? Bu askerler değil. Peki ya Sezar? Bir adam Yeruşalim'den Eriha'ya giderken yolda haydutların saldırısına uğrar. Onu soyar ve yarı ölü bir durumda bırakıp kaçarlar. Tesadüfen yoldan bir din adamı geçer. Yaralı adamı görünce yanından yürüyüp geçer. Aynı şekilde bir Levili'nin yolu oraya düşer. Adama şöyle bir bakıp o da çekip gider. Daha sonra oradan hor görülen bir Samiriyeli adam geçer. Yaralı adamı görünce yüreği sızlar. Adamın yanına gider. Yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sarar. Sonra adamı kendi hayvanına bindirerek hana götürür. Onunla ilgilenir. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verir. Bundan daha fazlasını harcarsan dönüşümde sana öderim der. Sizce bu 2 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşusu gibi davrandı? Tabii ki ona iyilik eden. O zaman sen de git ve onun gibi yap. Evet. Haklısın. Bırakın çocuklar bana gelsin. Onlara engel olmayın. Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Bu çocuğu benim adımla kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kimse işte en büyük olan odur. Nasıralı İsa geçiyor. İsa! İsa!
Umut'un oğlu İsa, dur! Merhamet et İsa. Senin için ne yapmamı istiyorsun? Görmek istiyorum. Gözlerin görsün. İmanın seni kurtardı. Görüyorum! Görebiliyorum! İsa Yeruşalim'e giderken geçtiği her yerde büyük kalabalıklar tarafından karşılanıyordu. Halk ondan kurtuluş yolu ve Tanrı'nın egemenliği hakkında daha çok bilgi edinmek istiyordu. Bu adam gerçekten peygamber. Efendim, kurtar beni. Şükürler olsun sana. Bize doğru yolu göster İsa. Halk onu önder olarak görmeye başlamıştı. Eriha kentinde Zakay adında bir vergi memuru vardı. İsa'yı görebilmek için bir ağaca tırmandı. Vergi memuru. Zakay, çabuk aşağı in. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Benim evimde mi? Üç gelsin evinde. Kim kalmak isteyebilir? Zakay İsa'yı nereden tanıyor ki? Dinleyin. Neyim varsa yarısını yoksullara vermek istiyorum. Ve eğer içinizden birini aldattımsa ona 4 kat fazlasını vereceğim. İnanamıyorum. Vergi memuru vergileri geri veriyor. İnanılmaz. Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Dinleyin. Şimdi insanoğlu hakkında peygamberlerin bildirdiği her şeyin gerçekleşeceği Yeruşalim'e gidiyoruz. O uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler, yüzüne tükürecekler. Onu kamçılayıp öldürecekler. Ama 3. gün o dirilecek. İnsanlığın günahlarını ortadan kaldıran kurban olarak öleceğini bile bile İsa Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Halktan pek çok kişi İsa'nın gelmesine sevinip onu kral ilan ettiler. Ama bazı din adamları İsa'yı azarladı. Hoca, öğrencilerine susmalarını emret. O zaman size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsalar taşlar bağırmaya başlayacaktır. Rabbin adıyla gelene İsrail'in kralına övgüler olsun. İsa Yeruşalim'e yaklaştı.
Ama kenti gördüğünde oranın haline ağlamaya başladı. Keşke sen bugün huzura giden yolu görebilseydin ama göremedin. Gün gelecek düşmanların seni setlerle çevirip kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar ve seni mahvedecekler. Seni ve çocuklarını taş taş üstünde bırakmayacaklar. Çünkü sen Tanrı'nın seni kurtarmaya geldiği anı bilmek istemedin. Yeruşalim'deki kutsal tapınak bir ibadet yerinden çok bir ticaret merkezi olmuştu. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi. Kitap, benim evim dua evi olacaktır der. Ama siz burayı haydut iline çevirmişsiniz. Hayvanlara gidiyor. Onu durdurun. Biri onu durdursun. Sebzelerim gitti. Muhafızları çağırın. Muhafızları çağırın. Halkın İsa'yı kral olarak ilan etmesi bazı din adamlarının ve politikacıların huzurunu kaçırmıştı. Anlaşılan birçok kimse onu şimdiden kral kabul etmiş. Kral mı? Dilenciler, fahişeler, hırsızlar kralı. Onun gibilerini çok gördük. Gelirler, büyük sözler söylerler, kaybolur ve unutulurlar. Ama onu izleyenler gün geçtikçe çoğalıyorlar. Hepsi ona hayran. Onu kral kabul ediyorlar. Bakın, sizi uyarıyorum. Eğer bu adam huzuru daha fazla bozarsa sizleri sorumlu tutarım, bunu bilmiş olun. Belki de haklı. İsa ile hesaplaşmanın zamanı geldi. İsa ikiyüzlü din bilginlerini ve başkâhinleri kınadıkça halktan birçok taraftar kazandı. Ne var ki kınadığı kişilerin ona karşı tepkileri de büyüdü. İsa tapınaktayken bağış tepsisine iki bakır para koyan yoksul bir kadın gördü. Daha fazla veremez misin? Size doğrusunu söyleyeyim. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Öbürlerinin getirdikleri zenginliklerinden artanlardı. Ama o geçinmek için elinde olan ne varsa onu verdi. Söyle bize, bu gibi şeyleri bize anlatmaya ne hakkın var? Bu hakkı kim verdi sana? Size bir soru sorayım. Yahya vaftiz etme hakkını Tanrı'dan mı yoksa insandan mı aldı? Ne desek? Tanrı'dandır desek, o zaman neden Yahya'ya inanmıyorsunuz diyecek. İnsandandır desek buradaki kalabalık bizi taşlamaya başlayacak. Çünkü hepsi Yahya'nın peygamber olduğuna inanıyor. Kimden aldığını bilmiyoruz. Öyleyse ben de bunları hangi hakla yaptığımı söylemeyeceğim. Adamın biri bir bağ yetiştirir. Ve bağını bir gün birkaç kiracıya kiralar. Sonra uzun bir süre ortada görünmez. Bağ bozumu zamanı geldiğinde kiracılara kölesini yollayıp bağ bozumundan kendi payına düşeni ister.
Ama bağcılar köleyi bir güzel dövüp eli boş geri gönderirler. Bağ sahibi bir başka köle gönderir. Kiracılar onu da dövüp hakaret ettikten sonra eli boş olarak geri gönderirler. Adam bu kez üçüncü bir köle gönderir. Ama bağcılar onu da yaralayıp kovarlar. Bağın sahibi kendi kendine düşünüp taşınır. Acaba ne yapsam? Kendi sevgili oğlumu göndereyim. Eminim ona saygılı davranırlar der. Fakat kiracılar oğlunun geldiğini uzaktan görünce birbirlerine der ki, işte ev sahibinin oğlu geliyor. Onu öldürelim, böylece malı da bizim olur. Devam edin efendimiz. Oğlanı bağdan dışarı atmışlar. Ve öldürmüşler. Peki şimdi mal sahibi kiracılara ne yapacak? Gelip onları öldürecek. Sonra bağını başka kiracılara kiralayacak. Peki bu ayetin anlamı nedir? İnşaatçıların gereksiz bulup attıkları taş en önemli taş olup çıktı. O taşın üstüne düşen paramparça olacak. Eğer taş bir kimsenin üstüne düşerse o kimseyi toz edecek. Hocam, söylediklerin ve öğrettiklerin doğru, bunu biliyoruz. Biliyoruz ki sen insanın mevkiine bakmazsın. Tanrı yolunu doğrulukla öğretirsin. Söyle bize, İmparator Sezar'a vergi ödemek kutsal yasamıza uygun mu, değil mi? Dikkat et, tuzak olabilir. Bana bir dinar verin. Üzerindeki yazı ve resim kimin? Sezar'ın! O zaman Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Buna ne cevap vereceksin? Fısıh denilen hamursuz bayramı yaklaşmaktaydı. İsa, Simon Petrus ve Yuhanna'yı hamursuz ziyafetini hazırlamak için önden yolladı. Acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzu etmiştim. Tanrı'nın egemenliğinde gerçek anlamını buluncaya kadar bu fısıh yemeğini bir daha yemeyeceğim. Evrenin kralı, asmadan üzüm çıkaran ulu Rab. Tanrımız, sana övgüler olsun. Bunu alın ve aranızda paylaşın. Şunu iyi bilin ki Tanrı'nın egemenliği gelinceye kadar asmanın ürününden içmeyeceğim. Rab, Tanrımız, sana övgüler olsun. Evrenin kralı, topraktan ekmek çıkaran ulu Tanrı. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle aynı sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor ama ona ihanet eden adamın vay haline. Ben miyim? Bu olamaz. Efendim, kimdir bu? Hangimizi kastettiğini sor. Aynen.
Aranızda en büyük kişi kendini en küçük saymalı. Önderiniz ise hizmetkar gibi olmalı. Kim daha büyüktür dersiniz? Oturup yemek yiyen mi? Yoksa ona hizmet eden mi? Oturup yiyen elbette. Ama ben sizlerin arasında hizmet eden gibiyim. Bütün sıkıntılı anlarımda hep yanımdaydınız. Babamın egemen olma hakkını bana verdiği gibi ben de aynı hakkı sizlere vereceğim. Benim egemenliğimde soframda oturup yiyip içeceksiniz. Tahtlarda oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Öyleyse hain yok efendim. Simon, Simon bak. Şeytan hepinizi sınamak istedi. İyi kötüden ayırmak istedi, tıpkı çiftçinin buğdayı eğleyip samandan ayırdığı gibi. İmanını kaybetme diye senin için dua ettim Simon. Bana döndüğün zaman kardeşlerini de güçlendir. Efendim, ben seninle birlikte hapse gitmeye, hatta ölmeye bile... Petrus, sana şunu söyleyeyim. Bugün horoz ötmeden önce beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin. Sizleri halka kesesiz, torbasız, ayakkabısız yolladığımda eksiğiniz var mıydı? Hayır, yoktu. Şimdi ise kesesi, torbası olan yanına alsın. Kılıcı olmayan giysilerini satıp kendine bir kılıç alsın. Kutsal kitapta şöyle der, o suçlularla bir sayıldı. Hakkımızda yazılan bu ayet yakında gerçekleşecek. Bakın, işte iki bıçak Efendimiz. Yeter artık. Yahudilerin yüksek meclisi toplanıp İsa'dan nasıl kurtulabileceklerini ve kurtulmak için ne yapmak gerektiğini konuştular. O sırada şeytan İsa'nın 12 elçisinden biri olan Yahuda İskariot'un yüreğine girdi. Yahuda İsa'yı tuzağa düşürmek için dini liderlerle anlaştı. İsa Yeruşalim'den ayrılıp dua etmek için Zeytinlik Dağı'na çıktı. Ayartılmamak için dua edin. Yahuda İsa'yı sadece 30 gümüş paraya sattı. İsa insan günahının cezasını çekmek için pek yakında kurban olarak öleceğini bilerek dua etti. İstersen bu acı kaseyi benden uzaklaştırabilirsin. Ama benim isteğim değil, senin isteğin yerine gelsin. Ve ona güç vermek için gökte bir melek göründü. İsa'nın teri kocaman kan damlaları gibi taşın üstüne aktı. Neden uyuyorsunuz? Kalkın ve ayartılmamak için dua edin. Thank you.
Okulda. İnsanoğluna bir öpücük de mi ihanet ediyorsun? Efendimiz, kılıçla vuralım mı? Hadi tutuklayın onu. Yeter. Bu bir mucize. Bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopalarla mı geldiniz? Ben her gün tapınakta sizinle birlikteydim, bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Bu karanlığın egemen olduğu saattir. Tutuklayın onu. Sakın kaçırmayın. Askerler İsa'yı din başkanının avlusuna götürüp Yahudilerin kralı diye alay ettiler. Hadi çıkarsana sesi. Sen yüceydin ha? Kurtar bakalım şimdi kendini. Sen bizi kurtaracaktın değil mi efendim? Hadi kurtarsana bakalım. Hadi. Bu adam da İsa ile birlikteydi. Kadın, ben onu tanımıyorum bile. Onları birlikte gördüm. Bizler senin aciz kullarınız. Birine hayranlık duymak nasıl oluyormuş ha? Sen de onlardan birisin. Hayır, değilim. Adamın İsa ile birlikte olduğundan hiç kuşkum yok. Çünkü o Celil edendir. Git buradan. Senin neden bahsettiğini hiç anlamadım. İsa döndü ve öylece Petrus'a baktı. O sırada Petrus İsa'nın söylediklerini anımsadı. Bugün horoz ötmeden önce beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin demişti. Efendimiz, sana seninle kalabileceğimi ve senin için ölebileceğimi söylemiştim. Ama şimdi sana sırtımı döndüm efendim. Seni tanıdığımı inkar ettim. Efendim, Tanrı'yı inkar ettiklerinde babalarımızı kim bağışlar? Sen onlara kızdın ama yok etmedin. Onlara duyduğun sevgi yüzünden onları bağışladın efendim. Tahmin et kim vurdu sana? Hadi bilsene. Şimdi kim vuracak sana? Durun. Yapmayın diyorum. Onu meclise çıkarın. Yürü. Yahudilerin Yüksek Din Meclisi İsa'yı sorguya çekmek için toplandı.
Söyle bize, sen Mesih misin? Söylesem de bana inanmazsınız. Size bir soru sorsam bana yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Öyleyse sen Tanrı'nın oğlu musun? Evet, Tanrı'nın oğluyum. Ha, ne tür saçmalık? Ona bunu söyleme yetkisini kim veriyor? Saçma. Öyle bir şey olamaz. Neler duyacağız? Suçlu. Söylediklerini kendi kulaklarımızla işittik. Onu Vali Platus'a götürelim. Evet, gitsin. Evet, götürelim. Ve İsa'yı gelmiş geçmiş en zalim Romalı valilerden biri, binlerce insanı çarmıha gerdirmiş olan Pilatus'un huzuruna götürdüler. Sabahın köründe burada ne işiniz var? Bu adam halkımızı saptırıyor. Halkı kışkırtarak tapınakta kargaşa çıkardı. Cezası ne olacak? Hüküm verin. Bu adamı suçlamak için hiçbir neden görmüyorum. Ama biz görüyoruz. Halka, imparatora vergi vermeyin dedi. Kendini Mesih, kral ilan ettim. Kral mı? Sen Yahudilerin kralı mısın? Evet, öyleyim. Önce Celile'de başladı, sonra buraya geldi. Celile'de mi? Bu adam Celile bölgesinden mi? Öyleyse bırakalım, Kral Herodes uğraşsın onunla. Hala burada, Yeruşalim'de değil mi? Herodes'e götürün onu. Kim olduğunu söylemiştin? Elçilerim dediklerin kimler? Senin mucizeler yarattığın söyleniyor. Benim için de yaratsana. Efendimiz, halkı kötü yola sevk ediyor. Kendisine kral diyor. Bu adam krala. Haşmet mahalleri. Ona dersini verin. Onu Pilatus'a geri gönderin. Burası onun sorumluluğu. Ölümü hak edecek bir şey yapmamış ki. Bu nedenle onu kırbaçlatıp serbest bırakacağım.
Adetlerimize göre bayramımızda bir kişiyi salıvermeniz gerek Ekselans. Efendimiz, Barabas'ı serbest bırakın. Evet. Bu adamı yok edin. Bize Barabas'ı geri verin. Onu çarmıha gelin! Evet, çarmıha gelin! Sen, kırbaçlayın onu. Daha ne bekliyorsun Bali? Kaldırın onu. İsa'yı çarmıha gerdirmek için olanca güçleriyle bağırmaya devam ettiler. Böylece Vali Pilatus İsa'yı ölüm cezasına çarptırdı. Kendi istedikleri adamı, kargaşalık çıkarmak ve adam öldürmek suçundan hapse girmiş olan Barabas'ı serbest bıraktı. İsa'yı çarmıha gerdirmek üzere askerlerine teslim etti. Geri çekilin! Geri çekilin! Defol buradan! Çekil dedim! Çekil! Yolu açın! Açın yolu! Çekilin! Yolu açın! Yolu açın! Çekilin! Açın şu yolu! Defolun buradan! Açılın! Açılın! Hadi devam et! Kalk ayağa! Kalk ayağa! Çekil! Sen! Adın ne senin? Kirinili Simon efendim. Çarmıhı taşı. İpleri kessin! Açılın! Yürü! Hadi! Açın yolu. Dokunmayın ona. Dokunmayın ona. Yürü hadi yürü. Dokunmayın. Yürü. Senin için ağlıyoruz efendim. Senin için. İçin efendimiz. Ey Kudüslü kadınlar, benim için ağlamayın. Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Bu insanlar yaş ağaca bunları yaparlarsa, kuruya neler yapmazlar ki? Tanrı yardımcın olsun. Senin için dua edeceğiz. Yürü!
Kenara çekilin. İpleri çözün. Baba onları bağışla. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Başkalarını kurtarmıştı. Hadi kendini kurtarsın bakalım. Evet, eğer sen Mesih'sen kurtar kendini bakalım. Hadi in çarmıhtan da görelim. Mucizelerinden birini göster bize. Ve İsa iki haydut arasında çarmıha gerildi. Böylece kendisinden 700 yıl önce yaşamış olan Yeşaya peygamberin sözleri gerçekleşti. Bu sıradan birinin giysisi değildi. Hey efendim, dur, bana ver. Hayır, bana ver. Sakın yırtma. Dur. Hadi bir kura çekin. Tamam. Ben altıyım, ben beşim. Ben de ikiyim. Hadi bakalım. Görelim. Ben çok şanslıyım. Evet. Ne kadar şanslısın. Kazandığın bu şeyle ne yapacaksın şimdi? Askerler İsa'nın giysilerini paylaşmak için kura çektiler. Tek tek her parça için zar attılar. Ve İsa'nın başının üstüne şöyle bir levha kondu. Yahudilerin kralı. Yahudilerin kralıyım. Sen kurtar kendini bakalım. Sen Mesih değil misin? Sen kendini de kurtar bizi de. Siz Tanrı'dan korkmaz mısınız? Onu da bizimle
aynı cezaya çarptırdılar ama hiçbir suçu yoktu. Kral olarak döndüğün zaman beni unutma İsa. İşte sana söz veriyorum. Bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Benimle. Öğle üzeriydi. O andan itibaren 3 saat süreyle tüm ülke karanlığa gömüldü. Kutsal tapınağın perdesi tam ortasından yırtılıp ikiye ayrıldı. Senin ellerine teslim ediyorum. Yüzbaşı olanları gördükten sonra Tanrı'ya şöyle seslendi. Gerçekten de suçsuz bir adamdı. Ve Tanrı'nın oğluydu o. Yüksek Din Meclisi'nin üyelerinden olup da İsa'nın çarmıha gerilmesini onaylamayan Aramatyalı Yusuf adlı bir adam, İsa'nın bedenini kendine ait bir mezara yatırmak için Pilatus'tan izin aldı. Efendimizin bedeni için baharatlar ve merhemler getireceğiz. Anlıyorum ama çıkalım buradan. İbadet günümüz başlamak üzere. Kadınlar haftanın ilk günü sabah erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Mezara nasıl gireceklerini düşünürlerken kayanın yerinden oynadığını gördüler. Mezar boştu. Neden ölüler arasında arıyorsunuz? İsa burada değil, dirildi.
Celile'deyken size ne söylediğini hatırlayın. İnsanoğlu günahkarlara teslim edilecek. Çarmıha gerilecek ve üçüncü günde yeniden dirilecek demişti. Dinleyin. Mezara girişindeki kaya yuvarlanmıştı. İçeri girip baktık ki Efendimizin bedeni yok olmuş. Yok. Ne? Yok mu? Sonra iki melek göründü. Melekler parlıyordu. Tıpkı bir güneş gibi. Bize neden diriyi ölüler arasında arıyorsunuz dediler. Gerçekten çok şaşırdık. Bu doğru. Bize inanın. Bize inanın. Gidip gözlerinizle görün. Mezar bomboş. Efendimiz kaybolmuş. Petrus, bize inanmalısın. Efendimiz dirildi. Simon'a görünmüş. Onu yolda gördük. Ama tanımadık. Ancak ekmeği böldüğünde onu tanıyabildik. Emmaus'ta. Hayret nasıl oraya gidebilmiş? Size esenlik olsun. Neden telaşlanıyorsunuz? Neden içinize kuşkular doğuyor? Ellerime ve ayaklarıma bakın. Görün işte benim. Dokunun ve hissedin. Hayaletin eti ve kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Daha önce sizlerle birlikteyken size bunu söylemiştim. Musa'nın yasasında, mezmurlarda ve peygamberlerin yazdıklarında benimle ilgili her şeyin gerçekleşmesi gerekir. Şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Siz bütün bunlara tanık oldunuz. Ben Tanrı'nın vaat ettiği kutsal ruhu size göndereceğim. Ama kutsal ruhun gücüyle donatılıncaya dek Yeruşalim'de bekleyin. Tanrı sizi kutsayıp korusun. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin. Bütün ulusları öğrencim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Size verdiğim tüm buyruklara uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle beraberim. Hace muchos años los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios.
La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió, «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y así sucedió. Dios, con su poder, hizo que María, cuando aún era virgen, concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las Escrituras, el milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías, a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados, y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo, «Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar». La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios se revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito, «Todos los seres humanos han pecado, y el resultado del pecado es la muerte. La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios». Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores, «La gente declarará en mi nombre a todas las naciones que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios». Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo, «Tus pecados te son perdonados. Tu fe en mí te ha salvado». Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Jesús, el Mesías, llama a la gente a seguirle. Aquellos que decidan ser seguidores de Jesús pueden comenzar a tener comunión con Él diciendo palabras como estas. Dios, tú eres justo. Gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días. Estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo y les hablan a otros de Él.
Jesús los guía y los fortalece a través del poder del Espíritu Santo de Dios, quien vive en su corazón. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender en una nube a su trono en el cielo? Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.